Özgür Özel, seçim hakimlerine neden seslendi? MİT'ten Suriye'de nokta operasyon. Orta Doğu'da yeni cephe alarmı. CIA direktöründen Kahire ziyareti. En fazla satan araçlar açıklandı. Az sonra. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı. Namazın ardından duayı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki İsrail zulmünün son bulması ve birlikte beraberlik için cemaatle dua etti. Erdoğan, "Rabbim, bu kardeşlerimizi zulümden inşallah Leyla-i Kadir'deki dualar hürmetine kurtarsın," dedi. Gazze'de artık neredeyse 700 bine ulaşıyor. Kardeşlerimiz orada İsrail'in zulmü altında. Rabbim bu kardeşlerimizi zulümden inşallah Leyla-i Kadir'deki dualar hürmetine kurtarsın. Bizler şu anda elimizden gelen her türlü desteği, yardımı gönderiyoruz, göndermeye sonuna kadar devam edeceğiz. Sizlerin duaları çok çok önemli. Fakat aramızdaki birlik, beraberlik çok çok önemli. Rabbimizin evine İslam'ın yerlisinden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da itiraz süreci devam ederken mazbata verilmeye çalışıldığını belirterek bu durumun seçim hukukuna açıkça aykırı olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm seçim kurulu hakimlerine seslenen Özel, Hatay halkının iradesine saygı duyulması gerektiğini belirterek şunları söyledi. Hatay'da itiraz süreci devam etmesine karşın mazbata verilmesi çabası seçim hukukuna açık aykırıdır. Tüm seçim kurulu hakimlerine sesleniyorum. Hukuka uyun, Hatay halkının iradesine saygı duyun. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO ülkelerinin dışişleri bakanları gayri resmi toplantısının 2025'te Türkiye'de yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi. Toplantının NATO'nun 75. kuruluş yıl dönümüne denk geldiğini anımsatan Fidan, NATO Dışişleri Bakanlarının 2025'te yapacağı gayri resmi toplantının Türkiye'de yapılmasını önerdiğini ve kabul edildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanları toplantısı aynı zamanda NATO'nun 75. kuruluş yıl dönümüne denk geldi. Biliyorsunuz bu nedenle de yapılan bazı törenler var, kutlamalar var 75. kuruluş yıl dönümü ile ilgili. Türkiye'de 72 yıldır NATO'nun önemli bir üyesi. NATO topluluğu içerisinde 72 yıldır katkı vermekte ve NATO görevlerine silahlı kuvvetlerimiz aktif olarak katılmakta. Biliyorsunuz NATO'nun bir resmi dışişleri bakanları toplantısı oluyor her sene. Bir de gayri resmi oluyor. Bu sene gayri resmi Prag'da yapılacak önümüzdeki ay. 2025'in gayri resmi toplantısı için de Türkiye'yi teklif ettik. Bu karar alınarak kabul edildi. NATO Dışişleri Bakanları gayri resmi 2025 toplantısı Türkiye'de yapılacak. İstanbul'da İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a bilgi topladıkları tespit edilen 8 şüpheli Köstebek 3 operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan iki şüphelinin Mossad için dedektiflik yapan Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşi olduğu şüphelilerin Avusturya, İsviçre ve Almanya'da Mossad ajanlarıyla yüz yüze görüştükleri ve para aldıkları belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuamiral Zeki Aktürk,
Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadeleye ilişkin son bir haftada 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 280'i Irak'ın, 393'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 673 terörist etkisiz hale getirildi, bilgisini paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mart ayı ihracat verilerini değerlendirdi. Şimşek, 2024 yılı ilk çeyreğinde dış ticaret açığındaki iyileşmenin 14,3 milyar dolara ulaştığını aktardı. Bu yıl orta vadeli programda öngördükleri 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık beklediklerini kaydeden Şimşek, cari açığı milli gelire oran olarak %2,5'in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız. Büyümedeki dengelenmenin katkısıyla azalan cari açık ve döviz ihtiyacımız ile artan dış kaynak girişi makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor. Gazze'de 33 bini aşkın masum Filistinliyi katleden İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenledi. Saldırıda İran devrim muhafızları ordusundan 7 kişi hayatını kaybetmişti. İran, saldırıyı İsrail'in düzenlediğini açıklamış, Netanyahu yönetimi ise sessiz kalmaya devam etmişti. Saldırıya misillemede bulunacağını ve intikam mesajları veren İran, ABD'yi de sorumlu tuttuğunu bildirmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Orta Doğu'da yeni cephenin açılma ihtimali gündemde. Suriye'nin başkenti Şam'da üst düzey devrim muhafızı subaylarını hedef alan ve bu hamlesi ile bölgedeki tansiyonu zirveye çıkaran İsrail, İran'ın tüm dünyaya ilan ettiği intikam saldırısına hazırlanırken İsrail ordusu yüksek alarma geçmiş durumda. İran'ın olası intikam saldırısına hazırlanan Tel Aviv yönetiminden İran'a adeta ultimatum gibi bir uyarı geldi. Yaşanan bu gelişmenin ardından Orta Doğu'da yeni cephenin açılma ihtimali gündemde. Suriye'nin başkenti Şam'da üst düzey devrim muhafızı subaylarını hedef alan ve bu hamlesi ile bölgedeki tansiyonu zirveye çıkaran İsrail, İran'ın tüm dünyaya ilan ettiği intikam saldırısına hazırlanırken İsrail ordusu yüksek alarma geçmiş durumda. İran'ın olası intikam saldırısına hazırlanan Tel Aviv yönetiminden İran'a adeta ultimatum gibi bir uyarı geldi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de acilen ateşkes sağlanmasını talep eden karar tasarısını kabul etti. Bulgaristan'da Başbakan adayı Glavchev, geçici hükümet listesini Cumhurbaşkanı Radev'e sundu. Glavchev'in kabinesinin en geç 10 Nisan'da parlamentodan güvenoyu alması bekleniyor. ABD ile Avrupa Birliği, çip ve yapay zeka gibi alanlarda işbirliğini artırmak üzere üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın verilerine göre, İsrail, 1946-2023 yıllarında ABD'den aldığı yaklaşık 300 milyar dolarlık yardımla Washington'ın dış ülkelere yönelik yardımlarından en büyük paya sahip ülke konumunda bulunuyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 1 Nisan'da Uluslararası Yardım Kuruluşu'nun 7 çalışanının ordu güçlerince öldürülmesinin ardından Nahal Tugay'ı komutanını görevden aldı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırı sonucu Dünya Merkez Mutfağı adlı Uluslararası Yardım Kuruluşu'nun çalışanlarından biri olan Polonyalı Damian Sobol'un öldürülmesi sebebiyle özür dilemesi ve tazminat ödemesi gerektiğini söyledi. Azerbaycan Milli Meclisi'nde Azerbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu kuruldu. CIA Direktörü esir takasını ele almak üzere Kahire'de Mısır, Katar ve İsrailli yetkililerle görüşecek. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, CENTCOM, Gazze'ye havadan yaklaşık 20 paket yardımda bulunduklarını açıkladı. İsrail ordusunun Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33.091'e yükseldi.
Trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarınca 2022'de kat edilen yol 343 milyar 917 milyon kilometre oldu. Tanzanya'dan Türkiye'ye yapılacak üst düzey ziyaretle ve iki ülke arasında düzenlenecek iş forumuyla karşılıklı ticaret ve yatırım hacminin artırılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl sonra yapmaya hazırlandığı Irak ziyaretinin diplomatik ve güvenlik konularının yanı sıra ekonomik boyutlarıyla da ilişkilere yön vermesi beklenirken, iş dünyası temaslardan çıkacak sonuçlara odaklandı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde %50 azalan özel sektör çalışanı sayısı, devlet tarafından sağlanan destek ve uygulamalarla yükselişe geçti. Ocak-Mart döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarında en fazla satışı Fiat, Renault, Ford, Volkswagen ve Toyota yaptı. Koç Holding, Orta Doğu'da faaliyet gösteren bir bankanın, Yapı ve Kredi Bankası'ndan potansiyel hisse alımı için görüşmeler yaptığına dair kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmadığını bildirdi. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, kuruldukları tarihten bugüne kadar geçen 7 yıllık sürede 920 milyon liradan fazla yatırım alan girişimlerinin yatırım değerlemesinin 7 milyar lirayı geçtiğini bildirdi. Tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı, yılın ilk iki ayında 2023'ün aynı dönemine göre %16,49 artışla 4,75 milyar dolara yükseldi. 2024'ün ilk çeyreğinde işletmelere kullandırılan kredilere uygulanan standartları sıkılaştırdığı görülürken, ikinci çeyrek için bankaların beklentisi, kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın güçlenerek devam edeceği yönünde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı birinci çeyrek sonuçlarına göre 330.325 açık iş tespit ettiklerini bildirdi. Kanal Siyasalcılar yorumluyor. Biz haberleri verelim, siz yorumlarınızı yazın. Bir sonraki bültende yorumlarınızı yayınlayalım.